2005 yılının sonlarında duymuştum Bitcoin'i. Birçok arkadaşım hani bana söylüyorlardı ama ben anlamıyordum. Daha sonra araştırma içerisine girdim. İşte hani Bitcoin. Nedir bu Bitcoin? Önce bana kredi kartı gibi bir şeyler söyledi ama öyle olmadığını biliyordum. Sonra bir gün bir arkadaşım aradı beni. Dedi ki, senin istediğin şeyi bulduk. Dedim nedir? Dedi ki, Bitcoin üreten bir firmayla anlaşıyoruz ve biz Bitcoin üreteceğiz. Madencilik yapacağız. Kişiliğimde şöyle bir özelliğim var, ben bunu özellik olarak görüyorum. Ben ilkokul mezunuyum ama sürekli yeni şeyler öğrenmeyi çok severim ve şöyle örnek vereyim. İşte çok uzun yıllar oldu hatırlamıyorum. İşte çok nadir insanların evinde bilgisayar internet varken benim evimde bilgisayar internet vardı ve ben evlenmeden önce çalışıyordum. İki tane uzmanlık, yani profesyonel olarak yaptığım mesleğim vardı, tekstil. Evlendikten sonra biraz ara verdim. İki tane çocuğum vardı çünkü onları büyütmem gerekiyordu. Onlar büyüdükten sonra hani böyle 4-5 yıl arayla ara verdim. Daha sonra eşimle birlikte biz kendi atölyemiz vardı, imalathanemiz vardı, ayakkabı üzerine. Orada çalıştık yaklaşık 3 yıl. Onu yaptım ama istemiyorduk onu. Çünkü çok fazla çalışıyorduk. İşte emeğimizin karşılığını alamıyorduk. Çok fazla çalışanımız vardı. Daha sonra bir günde bir anda karar verdim. Dedim ki ben komple iş yerini kapatıyorum. Özgür bir iş arayış içerisine girdim. Kullanmak, öğrenmek istiyordum ve onu insanlara duyurmak istiyorum. Yani etrafımda kim varsa herkese söyledim. Herkese lütfen Bitcoin alın, lütfen Bitcoin alın. Sen de bir dediğine bakma. Sonra 2016 Haziran ve o zamanlar insanlar bize inanmıyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Yani çok saçma buluyorlardı. Paranın dijitali olmayacağını, bu teknolojiyi istemiyorlardı. Ama yaptık. Onun haricinde biz yatırım yaptık. Büyük bir maden tesisini, yani Bitcoin üreten, altcoin üreten bir üretim tesisine yatırım yaptık. Onlarla birlikte iş ortağı olduk. O şekilde yaşayarak çok şey öğrendik. Tabii bu süreçte benim ailem bana çok karşı çıktı, çevrem çok karşı çıktı, dalga geçtiler, çok zorluk çıkardılar, yapmamı istemediler, öyle bir gerçeğin olmadığını söylediler. Ta ki işte Türkiye'de yaşıyorsun, işte bazı haber kanallarında haber konusu olmaya başladığında, bazı ekonomi kanallarında işte tartışılmaya başladığında, gazetelerde işte olumlu ya da olumsuz haberler falan çıkmaya başladığında benim çevrem bana yavaş yavaş dönmeye başladı. Hani biz de bu süreçte çok şeyi öğrenmiş olduk. Yapmak isteyen oldu ama hani onlar benim kadar cesaret edemediler. Yani çok soran arkadaşlarım oldu. Yatırım yapmak isteyen veya benim gibi çalışmak isteyen birçok bayan arkadaşım vardı ama bastırıldı yani. Benim ailem çok muhafazakar bir ailedir. Muhafazakarın ne anlama geldiğini sen biliyorsun. İzin vermiyorlardı yani çok kızıyorlardı. Ama ben vazgeçmedim. Kararlıyım. Sonra onlar da kabul ettiler ve onlar da araştırmaya başladılar. İleride ne yapacağız? Şu an yaptığımız şeyi söyleyeyim ben size. Globalleşmiş, kulüpleşmiş bir firmayla çalışıyoruz.
dijital reklam, işte yine onların da koyunu olan bir firma var. Onunla çalışıyoruz. Yani o biraz teferruatlı.